Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Nisan Pazartesi 2019. Sabah saat 00:12. Evet, şimdi yukarıdan aşağı yöntemini kullanarak nasıl hisse seçeceksiniz onu göstereceğim. Yukarıdan aşağı yöntemini kullanarak bu 3 bölümlük bir seri olacak. Bazı videolar uzun olabilir, bu video kısa olacak. 2 tane bu videodan sonra örnek videomuz var. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Amerikan borsalarını kullanıyorum bunun için. Hisse analizleri ya da endüstri seçimleri için. İlk başta endekslerin durumunu belirliyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru. Endekslerin durumundan sonra endüstri, sonra sektör, sonra hissenin durumuna bakıyoruz. Endekslerin durumunu biz zaten her hafta belirliyoruz. Nasıl belirliyoruz? Haftalık analizimizi yapıyoruz. Daha sonra şimdi yaptığımız endüstri ve sektörlerin durumunu, Amerika'da birçok endüstri var, onların üstünden geçip yönü yukarı olan, şöyle olabilir, bu tür şekilde yönü yukarı olan endeksleri, yani endüstri ve sektörleri seçiyoruz. Endekslerin yönünün de yukarı olması lazım. Endeksler de yukarı doğru gitmesi lazım. Yani trendin yukarı olması lazım. Eğer trend aşağıyaysa, herhangi başka bir zamanda, eğer bir ayı borsası varsa, endekslerde ve sektörlerde de trendi aşağıya olan seçmeniz daha avantajlı olacaktır. Endekslerde yaptığımız haftalık analize göre yön belirliyoruz. En son yaptığımız analizde bütün borsalar ortalama yeşil görünmekteydi. Buna göre yeşil, yani yukarı doğru olan endüstri ve sektörleri analiz ediyoruz. Daha sonra bu endüstri ve sektörler içindeki hisseleri buluyoruz. Bunun için kullandığım yazılım TC2000 diye, 2000 diye bir yazılım. Türkiye Cumhuriyeti değil bu, TC. Başka bir anlam var. Bu Amerikan programı. Amerikan borsaları için. Ama Türkiye'deki sektörler için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada her sektör için şu bölümde sektörün kodu bulunmakta. Burada yukarı olan hisseleri seçiyorum. İşaretliyorum onları. Bu işlemi yaptıktan sonra bu sektörler içinde iyi hisseleri, şu bölümde de o sektöre ait olan hisseleri görmekteyim. Şu bölümde. Örneğin şuna bastığımda onunla ilgili o endüstri ya da sektöre ait olan hisseler burada sıralanmakta. Burada iyi bir endüstri seçtiğimizi düşünürsek, örneğin kredi servisleri iyi bir endüstri. Burada ilk hissede %16'lık bir getiri olduğunu görüyoruz. Yani bu %16'lık getiri. En son gün yapılan bir getiri tabi. Tekrar bunlar içinde iyi olanları seçmemiz lazım. Bir sürü görünmekte gördüğünüz gibi şu anda. Visa kart da burada. Grup da burada. Visa'yı gördüğünüz gibi Visa çok iyi görünmekte. Böyle bir çıkış yaşamış Visa. Evet. Daha sonra hissenin durumunu analiz ediyoruz. Hissenin durumu ne olabilir? Eğer teknik kullanıyorsanız teknik durumlar, almak için alım satım noktaları, temel verilere bakıyorsanız örneğin temel veri durumları gibi şeyleri analiz edebilirsiniz.
Bunları yaptıktan sonra zaten örneğin burada 7000 tane hisse varsa diyelim, aşağıya doğru azalacak hisse sayısı sektörlere göre de ayırdıktan sonra, örneğin burada elinizde 100 tane kalacak diyelim örnek olarak. Bu 100 tane içinden de örneğin kendi silim metodunu ya da herhangi bir kullandığınız metodu kullanarak size uygun olan hisseleri seçebilirsiniz. Diğer iki videoyu da ilk başta endüstri ve sektör seçimini göstereceğim. Yani yapacağım. Daha sonra hisse seçimine bakacağız. Bir sonraki günde. Evet. Bu konuyla ilgili videoda bu kadar. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Bye bye.